Hayır, giriyor. Cuma günü mü girecek? Hayır, önümüzdeki hafta Cuma, 23'ünde. Ha, 23'ünde, tamam. Ama bilirkişi raporları mı bekleniyor? Hayır, hayır, hiçbir rapor bekliyor. Siz tabii ki içinizi dökmek istiyorsunuz ama ben o süreci birazcık merak ettim. Şimdi neyi bekliyorsunuz şu an, ne olacak? Hiçbir şeyi beklemiyoruz. Bizim filmimizle ilgili herhangi bir şu anda alınmış bir tedbir kararı falan. Dava devam edecek ama. Dava devam edecek. Davanın sonunda eğer biz haksız bulunursak, ki öyle bir şey olacağını asla zannetmiyorum. Çünkü yaptığımız soyut bir şeyden bahsetmiyoruz. Somut bir şeyden bahsediyoruz. Elle tutulur, gözle görülür. Çünkü filmimiz bitti. Eğer biz bir kişilik hakkı ihlali işlediysek, buyurun bilir kişiler seyretsinler. Hangi sahnede onu işlediysek o sahneyi kaldıralım. Ama 374 sahnelik 128 dakikalık bir filmi 2 dakikasında kişilik hakkı ihlali var diye, ki öyle bir şey kesinlikle yok bizim filmimizde. Biz yaptığımız işten çok eminiz. Biraz evvel basın mensubu arkadaşlar da izledi. Siz izlediniz mi, özür dilerim? Evet, evet. Var mı sizce kişilik hakkı? Yok, hayır, hayır. Teşekkür ederim. Ben sadece süreci merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Basın mensubu arkadaşlar. Kişilik hakkı ihlali gördünüz mü? Gözlem olarak ben görmedim. Tabii teknik evet. olarak bilemem. İçinde itibarsızlaştıran sahneler var. Onun için izin vermiyoruz mu? Yoksa aslında onlar yapmak istiyordu da yapamadılar da bir finans kaybı mı? Yani mahkemeye ne gerekçe sunuyorlar? Şimdi efendim şöyle, mahkemeye tabii ki o finans kaybını falan sunamıyorlar. Yani diyorlar ki kişilik hakkı ihlali var filmde. Bizim annemiz pavyonda, babamız da hiç pavyonda çalışmadı. Ve pavyonda babamızla tanışmadı diyorlar. Yani ilk eşini mi söylüyor? Evet, evet. Ama bugün Google'a hanımefendinin adını yazdığınız an hanımefendinin 1975 yılındaki Ahu pavyondaki afişlerini görebilirsiniz. Şarkı söylüyor. Tabii ki sahnede bağlamayla şarkı. Şu anda siz de görebilirsiniz o fotoğrafları. Google'da var. Ayrıca pavyonda çalışanları... Pavyonda çalışmak demek bir ahlaksızlık, bir edepsizlik demek değildir. O dönemlerde Sayın Belkıs Akkale, Sayın Müzeyyen Sener, Sayın Safiye Ayla, hatta Zeki Müren pavyonlarda, gazinolarda çalışırlardı. Ekmek paralarını kazanırlardı. Bugün de pavyonlarda çalışan saz sanatkarları, sanatçı dostlar var. Pavyon demek maalesef öyle, ben onu katılmıyorum. Orada insanlar ekmek paraları için çalışıyorlar. Bitirimhane, batakhane değildir pavyonlar. Yani esas oradan mı tutturuyorlar? Evet, oradan şey yapmak istiyorlar. Fakat bizim filmimizde de zaten öyle bir sahne yok. Yani film... Şarkı söylediği bir sahne var. Yok, şarkı söylediği de yok. Filmde şarkı söylediği de yok. Yok mu? Yok. Sahnede selamlama yapıyor sadece. O değil mi? Yok. Şarkı söylediği de. Dolayısıyla siz izlediniz mi efendim filmi? Evet evet, izledim de onun için. Hiç şarkı söylediği de yok. Ve biz o kadar hassasiyet gösterdik ki post prodüksiyon ekibi günlerdir gece gündüz çalışıyor. Bütün pavyon kelimelerini gazinoya çevirdik. Hassas olalım. Kimse, hayatımda hiçbir yaptığım filmde kötülükten beslenmedim. İnsanları kötü göstermedim. Hep iyilik, sevgi üzerine kurdum hikayelerimi. O yüzden de bu filmde de dikkat ettik. Size biraz evvel söylediğim gibi ilk yola çıkarkendeki sözümüz şuydu. Ustamızı rahatsız edecek, onu yerinde rahat uyutmayacak bir şey yapmayacağız. Mahkeme içinde çok zor bir durumu düşünüyorum. Yani çünkü tam olarak ne istendiğini bu işlemi alalım. Siz Cumhuriyet Gazetesi. Evet, evet. Efendim şöyle, şimdi işin garip tarafı şu. Mahkeme dediğinizde bir heyet olsa da hani gelip bize dese ki biz mahkemeye teklif ettik. Defalarca teklif ettik. Tabii, dedik efendim film hazır. Hani soyut bir şeyin üzerinden konuşmayalım. Buyurun izleyelim. Teknik heyetler izlesin. Bilir kişiler izlesin. Eğer bizim filmimizde kanun dışı, hani bırakın kişilik hakkı ihlalini, herhangi bir kişiyi inciten ya da kanun dışı bir şey varsa biz bunu keseriz, çıkartırız. Önümüzde süre var. Biz bu kadar da açık ve şeffaf davrandık. Fakat mahkeme hakkında da konuşmak istemiyorum. Çünkü dosya üzerinde gizlilik kararı var. Ona da saygılı olmak istiyorum. Bu kadar biz açıkken herhangi bir şekilde filmimize bir engelleme 2022 yılında böyle bir sansür geleceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten yüksek mahkemenin verdiği karar var. Bu filme sansür koyamazsınız. İzlemek ve izlettirmek zorundasınız bilir kişilere. Ondan sonra yapabilirsin. Bektaş abdallık kültüründen geliyor, abdal aşiretinden. Ramazan'la
Beni tanıştırdın da Erol Hocam dedi ki Ramazan Bektaş'tan daha aptaldır dedi. Gönül olarak yani o kültürü verdiği gönül olarak. İkisiyle de tanışmaktan çok muhteşem şekilde mutluyum. Hayatıma böyle iki tane pırlanta gibi insan girdiği için. Ben sizi keşke bugün Serkan Hoca da burada olsaydı. Muharrem Ertaş'ı, babayı canlandıran. Evet. Bence bu sene Oscar verilecekse Oscar'ı o almalı. Herkes, bunun da sebebi şu efendim. Bu kadar güzel olmasının sebebi hiç kimse rol kesmedi. Rol yapmadılar, yaşadılar. Karakteri resmen yaşadılar. Ses ama kendi sesleri. Kendi sesleri. Kendi sesleri. Çok çalıştılar. Bugün hani diyorlar ya işte ustanın vasiyeti var bu film çekilmesin diyen Bayram Bilge Tokel ve neydi ismi hocam şeyin menajer Gülsüm Sarıkaya beni Bayram Bilge Tokel tanıştırdı Bektaş'la. Telefon numarasını o verdi bana. Ve Erol Hocam herhalde bir yıl falan böyle çalışıldı, o eserler üretildi, çok itinayla çok emek verildi efendim. Ayrıca yüzlerce kişi arasından seçtim ben kendilerini. Evet. Aynı zamanda iki de aktör mü kazandı? Yani evet inşallah. Özellikle ikisi de zaten bir yerde oynuyorlar değil mi? Evet. Evet ilk defa. Buradan Bahar Kerimoğlu'na da çok teşekkür ederiz, oyuncu koçumuz. Onun da çok emekleri var hem küçük oyuncumuz için hem Bektaş için. Asıl en önemlisi neydi biliyor musunuz? Bunu bir hani yapımcı şeyle söyleyeyim. Biz setin ortasına Bektaş'ı, Ramazan'ı ve Serkan'ı attık ama o kadar güzel oyuncuların kucağına attık ki onları. Onlara hep pas verdiler. Hep onlara şey yaptılar, birbirinden kıymetli. Yani hakikaten Bahtiyar abim. Acele etmediler. Onlarla sahneye girmeden önce konuşup böyle bir motivasyon konuşması yaptılar. Bir abi gibi, bir hoca gibi davrandılar. O yüzden de çok mutluyuz hakikaten. Ben basın mensuplarımızdan da şeyle ilgili destek isterim. Kendim için bir şey değil. Ama Muharrem Ertaş'ı oynayan Serkan bence bu sene bütün ödülleri almalı. Gerçekten montajda elimiz gitmedi kesmeye. Hiçbir karesini kesemedik. İnanılmaz iyi bir performans göstermiş. Serkan Hoca sadece Muharrem Ertaş'ı oynamadı. Muharrem Ertaş'a sazını taklidi olarak çaldı. Hacı Taşan'ı taklidi söyledi. Olarak çaldı. Çekic Ali'yi taklidi olarak çaldı. Çekic Ali'yi de söyledi ayrıca kayıtlarda. Yani tam bir joker gibi değerlendirdik kendisini. Ben de çok teşekkür ediyorum sevgili Bektaş'a da, Ramazan'a Tekirdağ'da, da. Tekirdağ'da bir müzik öğretmeni aslında Serkan Hocamız. Sorularınız varsa alalım. Seneye zaten kuruluş Abdal'da. İzleyeceğiz değil mi? Don Haber Ajansı. Aileyle daha önce görüştüğünüzü söylemiştiniz. Evet, Döne Ertaş'la görüştüm. Bu noktada ailenin talepleri oldu demiştiniz. Ve evet. Bu talepler konusunda da anlaşmıştık. Sadece Erol Bey konusunda evet. Anlaşamadık. Evet. Evet. Birincisi Erol Bey konusunda neden anlaşma sağlanamadı? İkincisi maddi bir talepte oldu mu? Bence birinci sorunun muhatabı aslında onlara sorulmalı ama benim görüşümü soruyorsanız benim görüşüm şu. Çocukça kıskançlık yüzünden. Çünkü usta ömrünün son 15 yılında Erol Hoca'yı evladı kendisi de söyledi. Evlat bir baba oğul ilişkisi doğmuş aralarında. Arkadaşlar şimdi mesela ben Erol Hoca'mdan bir video istedim. Dedim ki hocam elinizde hiç video var mı falan. Bana bir video yolladı. Videoda UNESCO için miydi hocam o şey mi? Alman üniversitesi için miydi o? Alman bir üniversite için 4 tane türkü söylüyor usta. Filmde de var o finaldeki görüntü. Aralarda Erol Hoca ile konuşuyor. Ha anlıyorsunuz zaten ki aralarında bir baba oğul ilişkisi var. Erol'um nasıl gözüküyorum? Böyle iyiyim Erol'um. Her şeyin ona danışıyor. Her şeyin ona güveniyor. Ve ben kendi deyimimle hani ömrünün son 15 yılında sağ elinde bastonu gibi olmuş Erol Hocam onun. Birlikte İTÜ müracaatını, o doktora müracaatını filan yapan Erol Hocam. Böyle bir kıskançlık var. Aslına bakarsanız bu olaylar olmadan önce Erol Hocam'la görüşüyorlardı bunlar. Bizim son derece. Ben bir kez de irtibata geçtim kendisiyle, Hüseyin Ertaş'la. Dedim böyle bir proje, bak ben olmasam da yapılacakmış. Ama ben olursam biliyorum ustanın hassasiyetlerini biliyorum. Hem
ona layık bir şey olsun adına ben orada olmak durumundayım dedim. Kıymetini bilirseniz dedim ben ben orada olduğumda sizlerle ilgili bu hassasiyetlerle ilgili hiçbir şeyle ilgili bir sorun olmayacaktır dedim ama çok başka noktalara gitti. Bir anda böyle hızlı bir şekilde çok farklı algıladılar onlar. Öyle olunca da irtibat koptu. Her şey bir tarafa arkadaşlar. Bugün hepimiz çok kısa bir hayat aslında insan hayatı çok kısa. Hepimiz ölüp gideceğiz. Bu eser kalacak. Bugün Franz Kafka Max Brody'ye yazdığı mektupta ben öldükten sonra bütün eserlerimi yak, yok et. Bunu da bir vasiyet olarak kabul et diye yazdığı mektubu. Eğer bugün Max Brody o mektubu dinlemiş olsaydı, Franz Kafka'nın bütün eserlerini yakmış olsaydı, şu anda dünya edebiyatında Franz Kafka olmayacaktı. Bugün biz Kafka'yı okuyabiliyorsak, Max Brody'ye teşekkür edelim. Onun sayesinde okuyoruz. Eğer o Franz Kafka'yı dinleyip de o eserleri yaksaydı, bugün dünya edebiyatında olmayacaktı. Tamamen çocukça ve saçma sapan bir şey, kıskançlık bu noktalara geldi. Filmi seyredenler zaten neden olduğunu anlıyor. Biz öyle kanun tanımayan, hukuk tanımayan öyle bir durumumuz yok. Güne başladığımız ilk günden itibaren hep kanun, hukuk neyse oradan ilerledik, oradan yürüdük. Ve şu anda da işte filmimizin vizyonunda iki hafta kaldı. Ben Mahmut Karalar, Davulcu Ayşetler Derneği olarak başladık. Ondan sonra işte Abdallah'ın kültürünü yönetmek için her türlü elimizden geleni yapmaya çalıştık. İşte bir Kahramanmaraş anısını anlatmak istiyorum size. Abdal Halil Ağa var biliyorsunuz büyük üstad ve bir savaş kahramanı. Ve oradaki torunlarımıza bile, çocuklarımıza bile, Abdal Halil Ağa'nın torunlarına bile dedikleri kelime şuydu. Siz hamama giremezsiniz, siz abdalsınız. Bizler her yerde hor görüldük. Bugün Türkiye'de 8 milyon insanız. Yani varlığımız da yokluğumuz yok. Ve ben burada bir roman kardeşim var, Hilmi Keskin. Roman kardeşlerim gibi bizlerin de bir dizisi olsun istedik. Bizler de tanımalarını istedik. Bugün Türkmen kökeninin önemli bir yerindeyiz. 1600 yılından beri burada yaşıyoruz. Bu ülkenin önemli insanlarıyız. Ama ne yazık ki ne bir filmimiz oynadı, ne bir dizimiz oynadı, ne bir basın yani saygı duyuyorum hepinize. Yani bir hiçbir devlet dairelerinde görünmeyen bir toplum. Bugün büyük bir şaheserle karşılaştık. Bugün çok onurlandık ve burada huzurlarınızda bu filmi çeken ve emeği olan herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu film bizi tamamen hitap ediyor ve bu film içinde şunu söylemek istiyorum. Mustafa Başkanım ve tüm teşkilata bugün 8 milyon abdal bu film için artık bu filmi izledikten sonra hiç kimse bu filmi engelleyemez. Nedeni şudur, çünkü bu filmi engellemek abdallığın sonunu bitirmek ve abdallığı bitirmek demektir. Onun için biz bu filmin arkasındayız ve burada kardeşlerim de, değerli abdal kardeşlerim de burada. Bunların huzurunda sizlere şunu söylüyorum. Sadece bir kısa bir size şunu söylemek istiyoruz. Bizler abdallık olarak dernekleştik, hiçbir yerde söz hakkına sahip olamadık. En sonunda artık biz de varız dedik, bir doğuş partisini kurduk ve genel başkanlığını aldım. Bugün 8 milyon abdala hitap ediyoruz. Ne yerde, ne basında, ne bir yerde bizler abdal diye yanımıza bile yaklaşmıyorlar. Adım Hakan Kaya. Ankara Altındağ'dan geldim. Abdallar toplumunun temsilcisiyim. Açıkçası çok heyecanlıyım. Çünkü Cumhuriyet tarihinde belki ilk defa bizim için yapılmış bir film. Buradan tek tek emeği geçen herkes ama biraz önce Sayın Mustafa Uslu bahsetmişti 17 bin kişiye. 17 bin kişiye ayrı ayrı çocuklarım ve ailem adına teşekkür ediyorum. Bundan 3 gün önce de amcam vefat etti. Bu filmi çok özlemle seyretmek istiyordu. Ona nasip olmadı. Geldim onun adına bugün bir kez daha seyrettim. Geçenlerde seyretmiştim. Açıkçası çok duygulanmıştım. Çünkü her konuda biz bu toplumda itilmişiz, hor görülmüşüz, yok sayılmışız. Yeter artık. Bizim de hani filmin başlığında demişler ya, yaşayan devletin ölü çocukları. Aslında doğru bir söz biliyor musunuz? Her yerde biz hor görülmüşüz. Ama bu film bize adeta bir jeneratör olmuş, ışık olmuş. Bizi en azından
bu toplum adına öyle güzel şeyler anlatmış ki. En azından çocuklarımıza gelecek bir miras. Bizim de artık sanatçılarımız bu şekilde yükseldi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum basın önünde. Emeği geçen herkese sağ olun, saygılar. Benim adım Bektaş Atıkgöz. Yozgat, Kırpsuklu köyündenim. Filmde de adı geçti. Fakat kısa bir kublet olsa geçti adı. Neşet Ertaş ölümsüz bir insandı. Babaydı. Hani bir babaydı. Onunla geçmişte bizim anılarımız oldu. Viyana'da bir düğünde beraber düğün çaldık onunla. Biriken paraları ben Neşet Ertaş'ın önüne koyduğum anda bana dedi ki o paraları yere bırak. Ve orada kendini tanıtarak söyledi şu söz. Ben dedi bu paraları dedi eğer dedi istiyorsanız ben bu paraları Yozgat'taki ve Ankara'daki gariban insanlara göndermek istiyorum. Yani bu kadar yüce gönüllü bir insandı. Önce sözümle başlamadan önce bütün emeğe geçen arkadaşlara, herkese canı gönülden tebrik ediyorum. Yani en güzel duyguları Mustafa Bey zaten anlattı bizimle ilgili. Başka bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum ben. Burada abdallara yönelik herhangi bir hakaret veya dışlayıcı bir oyun sahnesi var mı yok mudur diyerekten. Yani biz bu filmi izlediğimizde ilk defa inanın ki ben erkekler ağlamaz derler ya, yalan. Ben filmin başından sonuna kadar hep ağladım. Çünkü Neşet Ertaş'ın gerçeklerin yansıttığından dolayı ben kendime benzettim. Yani kendi yaşamış olduğum hayatıma benzettim. Tabii ki ben roman olarak şu anda abdallarla beraberiz, hepimiz kardeşiz zaten ya. Irk ayrımı falan yapmak da istemiyorum burada. İnanın ki bu film içerisinde yani Neşet Ertaş'ın geçmişindeki bulunan hayatındaki bulunan hayatını geçmişindeki bulunan olaylarda ki olan hiçbir şey yok. Hata yok. Yani küçük düşürecek, ailesini küçük düşürecek herhangi bir şey yok. Burada sadece Neşet Ertaş şunu diyor. Ben abdalım ve abdallığımı hiçbir zaman içinde inkar etmiyorum ve abdal olarak öleceğim diyor. Ve abdal olarak da rahmete kavuşmuştur. Neşet Ertaş belki de bazıları için bir sadece Neşet Ertaş'tır ama fakat ben de kendim mali sanatçıyım. Ben de Türk halk müziği gönüllüsüyüm. Neşet Ertaş Türkiye'ye değil, dünyaya değilim çok güzel eserler bıraktı. Bu eserlerle beraber Neşet Ertaş hocamız ölümsüzleşti. Yani türkülerinle kendisi türküleriyle, besteleriyle ölümsüzleşti. Çünkü türküleri bir toprağa gömseniz 50 sene, 100 sene sonra açsanız yine aynı şekilde olur. Bu nedenle Mustafa Bey'e ve diğer ekibimize, değerli hocamıza bu oyunda gerçekten abdalları canı gönülden başarıyla temsil etmiş olan tüm oyunculara saygıyla, sevgiyle önünüzde eğiliyorum hocam. Sağ olun. Kamuoyuna duyuru, Garip Bülbül Neşet Ertaş filmimizle ilgili, büyük ustamızın değerli hatırasına yakışmayan çok üzücü bir sürecin içindeyiz. Profesör Erol Parlak'ın, merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın onayı ve resmi muvafakatiyle kaleme aldığı, Garip Bülbül Neşet Ertaş isimli kitabından uyarlanan filmimizin Neşet Ertaş'ın hayatına ve abdal kültürüne yakışan, kişilik hak ve manevi değerlerine saygılı bir sanat eseri olduğu sabit iken ihtiyati tedbir kararı ile bir sanat eserinin seyircisiyle buluşması ertelenmek zorunda bırakılmıştır. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce filmimize verilen ihtiyati tedbir kararına yapım şirketi Dijital Sanatlar olarak itirazlarımızı sunmuş bulunmaktayız.
Verilen kararın kaldırılması için, yine hukuk ve yasalar çerçevesinde, imzalı sözleşmelere ve noter onaylı muvafakatnamelere dayanan haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvenerek kullanıyoruz, kullanacağız. İnanıyoruz ki itirazlarımız mahkemelerce en kısa sürede değerlendirilecektir. Başvurularımız neticesinde hukuka ve hakkaniyete uygun, kişilerin, özel ve resmi kurumların haksız yere, telafisi mümkün olmayan zararlara uğramasını engelleyecek nitelikte lehimize karar çıkacağına inancımız tamdır. Kamuoyu ve Türkiye Cumhuriyeti adaletinin dikkatine sunmak istediğimiz bir başka husus da şudur. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin itiraz yolu açık olarak verdiği tedbir kararı yasak değildir. Taraflarınca yapılacak itirazların değerlendirilip kesinleşmesi gerekli olan bir tedbir kararıdır. Bu bağlamda hukuki süreç devam etmektedir. Büyük usta Neşet Ertaş'a ve Anadolu Abdal kültürüne yakışır, manevi değerlerine sahip çıkan, kendisi ve hayatında dokunmuş olduğu herkesin kişilik haklarına saygılı, kanunların aradığı şartlara uygun bir biçimde ve resmi muvafakatnamelere dayanılarak meydana getirilmiş sinema filmimizin seyircisiyle buluşacağı gün için gerekli tüm resmi çabayı ve girişimleri hukuka saygılı biçimde yerine getirmeyi sürdürdüğümüzü kamuoyunun dikkatine sunarız. Saygılarımızla, Dijital Sanatlar.